Merhabalar. Web fabrika derslerimize devam ediyoruz. Bugün çok güzel bir etkinlik yapacağız yine. Derste kullanabileceğimiz, öğrencilerin çok seveceği ve kesinlikle öğretici olan bir çalışma yapacağız. Kesirleri öğrencilere nasıl anlatırız? Web fabrikada etkileşim oluşturarak bunu çalışacağız. Kanalımdaki diğer videoları da inceleyebilirsiniz. Burada bir sürü konu hakkında çeşitli anlatımlar yaptım. Faydalanmanızı tavsiye ederim. Abone olursanız da memnun olurum. Şimdi geçelim etkinliğimize. Bakın şöyle bir şey yapacağız. Aslında bu çok tabii basit hali. Payda ve ekleme. Şurada kesir çizgimiz var. Payda ekle dediğimizde payda ekleyecek bir tane. Şöyle şu şekilde tıkladıkça payda ekliyor. Payda ekle dediğimizde işlerini dolduracak. Mesela ve burada da kaçta kaç olduğunu yazacak. 3/5. Ve bunların okunuşlarını daha sonra adlarına yazdıracağız iki şekilde. 3/5 ve 5/3 şeklinde yazdırmayı deneyeceğiz. Güzel bir etkinlik olacak ve temizliğe bastığımızda buraya sıfırlayacak ekranı ve tekrardan aynı işlemleri yapabileceğiz. Bakın bu şekilde ekliyoruz ve burada sonuçlar yazıyor. Şimdi başlayalım isterseniz. Ve fabrika programımızı açıyoruz. Şablon kullanmıyoruz tabii ki bu işlem için. Kendi projemizi oluşturacağız. Şablon kullanmak da güzeldir. Ama kendi projelerimizde daha verimli sonuçlar elde edebiliriz. Kendimize göre uyarlayacağımız için. Hemen buraya kesirler yazıyorum. Proje adı olarak kesirler 1 diyeyim. Belki bende daha önce kesirler diye çalışma vardır. Şuradan seçeyim konum olarak. Kendi bir klasör oluşturursanız iyi olur. Ve fabrika ile ilgili. Sonraki adıma geçtim. Şurada genişlik yükseklikler var. Bunları birbirine oranlı yaparsanız güzel olur. Dar telefonlar için ben şu yüksekliği biraz daraltıyorum. Çünkü telefonlarda öğrenciler alt tarafların görünmediğini söylüyorlar. Ben de fark ediyorum bunu benim telefonum deyince. Ondan sonra düzeltmeye başladım bu hatayı. 400'e düşürdüm. 462 değil de yüksekliği. Oluştur dedikten sonra sahnemiz gelecek. Sahnemiz geldi. Mouse'un tekerleğini çeviriyorum kontrol tuşuna basarak. Biraz küçültüyorum sahnemi görmek için. Tabii büyüteceğim birazdan. Sizin görmeniz için küçülttüm. Ve şu an zaman çizelgesi kullanmayacağız. Zaman çizelgesiyle ilgili etkinlikler, çalışmalar da yapacağız aslında. Bundan sonraki çalışmada hatta onu da yapalım. Zaman çizelgesini kapatıyorum. Daha geniş bir alana sahip olmak için şu şekilde. Bir sahnem var. Sahneme de biraz renk vereyim ya da bir arka plan alayım. Arka plana şimdilik gerek yok. Ya da arka plana alalım. Zaman çizelgesi de kullanmak zorunda kalacağız. Peki kalsın. Şuradan önce ne yapacağız? Bir çizim alanı oluşturmamız gerekiyor. Burada resim kağıdı gibi düşünelim. Canvas diye bir özellik var. Şu kanvası alıyoruz. Bu bir resim kağıdı. Yani çizim yapabildiğimiz bir alan olarak düşünelim bunu. Bunu sahnemizin uygun bir yerine ekliyoruz. Başlık için biraz üstte boşluk bırakalım. Şu alt taraflarda bir yerlerde şurada bir çizim alanı oluşturalım. Çok da geniş yapmaya gerek yok. Zaten dar bir şey yapacağız. Şöyle yapalım. Yükseklik olarak dar yapalım. Şuradan da bakalım yüksekliğine de 79 demiş. Bunu biz düzgün bir şey yapalım. Mesela 500'e 100 yapalım. Sağ taraftan ayarlıyorum. Boyut kısmından 500 noktalı virgül 100. Boyutlarını bu şekilde ayarladım. Daha sonra üzerine sağ tıkladığınızda bakın bir sürü şey göreceksiniz. Blok ekle dediğim zaman o kadar çok şey var ki çizim yapılabilecek. Biz bunlardan kare çizen, dikdörtgen çizeceğiz. Kare dediğine bakmayın. Ayarları siz girebiliyorsunuz. Ama buradan doğrudan çiz diyemeyiz. Yani bir ortam oluşturmamız lazım. Çizimin nerede yapılacağıyla ilgili. Bu ortamı ekliyorum. Bakın canvas 1 diyor. Seçtiğimiz canvas. Farkındaysanız takma yeri var. Yani bu kendi kendine çalışmaz anlamına geliyor. Bu bir düğmeyle ya da bir komut, bir işlem başladığında bir fonksiyonla beraber çalışabilir anlamına geliyor. Hemen o zaman biz bir düğme ekleyelim. Düğmeyle beraber çalışsın. Düğmeye bastığımızda çizim yapmaya başlasın. Şuradan düğmemizi aldık. Sol taraftan. Düğme.
Bunun değer kısmına gelelim. Neyi çizdirelim? Önce boş kutular çizelim. Paydayı çizdirelim. O zaman payda çiz diyelim. Büyük harflerle payda ekle diyelim. Kopyalıyorum. Bir tane de pay ekletelim. Bunu da yanına koyalım. Şöyle pay ekle. Bunun değerini de şuradan hemen değiştirdim. Pay ekle dedim. Bir de biraz sonra temizleme butonu ekleyeceğimiz için, temizleme işlemi yapacağımız için temizleyi de hazırlayalım. Önceden dursun. 3 tane düğmemiz var. Temizle. Her birinde ne yapacağımızı ayrı ayrı göstereceğim. Payla, payda ekle düğmesine basıldığında bir işlem yapabilmemiz için buna blok ekliyoruz. Fare olayı diyoruz. Fare olayını getirdik. Ortamımızı içine taktık. Artık düğmeye bastığımızda bu ortamda bir şeyler çizim falan yapabileceğiz. Gelelim tekrar kanvasımıza. Kanvasın üzerine tekrar sağ tıkladım. Bir blok daha ekleyeceğim. Bu sefer çizim yapmaya geçeceğiz artık. Boş kareler çizecek benim için. Dolu kareyle de içini dolduracağım biraz sonra pay eklerken. Boş kare çiz diyeceğim. Buraya takalım. Şimdi genişlik, yükseklik. Biz 100 olarak belirlemiştik yüksekliğimizi. Çizim alanımızın yüksekliğini. Burada X, Y konumları var. 0 kenardan başlayacak anlamına geliyor. Ve Y de kenardan, sol kenardan X, Y de üst kenardan başlayacak anlamına geliyor. Biz bunları biraz oynamamız gerekir. Tam köşeye yapışmasın. Genişliğini belirleyelim. 50'lik, 50 çok olabilir. 30 yapalım. Ya da 40 yapalım hadi. O arası olsun. 40'a 40 bir kare çizsin. Piksel olarak. Boşluk olarak da 5'er piksel yukarıdan şöyle açalım. 5 piksel yukarıdan, 5 piksel sağdan. Tam tersini söyledim ama açalım. Şimdilik. Tabii bunu değiştireceğiz. Çünkü göreceksiniz. Başlatalım, çalıştıralım. Olay nasıl olmuş? Şu play'i de kaldıralım buradan biraz. Onu da göstereyim. Başlattık. Yeni versiyonu bu da eklenmiş. Fabrika ile çalışıyor, üretilmiştir diye. Pay da ekleye biz bir fonksiyon ekledik. Bastığım zaman pay da ekliyor. Bir daha basıyorum, bir daha ekliyor. Ama farkındaysanız orası iyice koyulaşıyor. Hepsini üst üste ekliyor. Çünkü biz dedik ki burada belirtirken nereden çizeyim diye sorduğunda bize X ve Y konumundan 5 piksel aç, öyle çiz dedik. Eğer deseydim ki mesela 30 piksel açıp çiz deseydim, sağdan soldan 30 piksel, yukarıdan da 10 piksel açıp çiz deseydim, bakın şu şekilde yapacaktı. Şuradan çalıştırayım tekrardan. Yukarıda çalıştır düğmesine basıyoruz, çalıştırdık. Ekle dedim. Bakın açtı biraz soldan, 30 piksel açtı. Ama yine üstüne eklemeye başladı. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Burası kesinlikle aslında çok kolay olan, mantığını anlatacağım size. Bir şey. Şimdi burada değişmesi gereken ne? Bir pozisyonumuz var değil mi? X ve Y pozisyonların, yani en azından soldan sağa gitmenin için X pozisyonunun sürekli değişmesi lazım. Değişecekse arkadaşlar, değişken dediğimiz şey burada devreye giriyor. İşte değişken adı üzerinde değiştirebildiğimiz bir değer. Yani şimdi buraya sol tarafa blok arama yerine değişken yazıyorum. Değişken tanımla yazıyorum. Tanım, tabii birkaç harfini yazdığımda çıkıyor zaten. Genel değişken tanımla diyorum. Değişkenimin adına burada X pozisyonuydu ya bu. Biz boş karemizin X pozisyonunu belirleyeceğimiz için ya da paydanın payda x diyelim. Payda büyük harfle de şurada payda x'i de büyük harfle yazayım, belirgin olsun. Payda x olsun ve başlangıç değeri de soldan 10 santim piksel açık olsun. Soldan 10 piksel açık olacak. Şu an hiçbir şey yapmaz bu. Çünkü buraya herhangi bir değer girmedi. Şimdi artık değer girerken bakın değişkenin değerini girmem lazım buraya. Sol taraftan yine değişken oku diyorum. Hangi değişkeni okuyayım diye soracak bize. Payda da bir tane değişken oluşturduğum için şu anda payda x değişkeni. Bir tane değişken. Bu x payda x'in değerini gir diyorum. Tamam. Bunu da yaptık. Şu an yine hiçbir şey değişmeyecek aslında. Çünkü payda x değişmiyor şu anda. Bakın. Payda ekle. Ekliyor. Ekliyor. Üst üste ekliyor. Şimdi
Bunu değiştirebilmem için, tamam bunu koydum buraya ama ne farkı var? Ondan ne farkı var? Normal 10 taksaydık madem öyle yapacaktık. Hayır öyle değil. Şurada değişkenin ayarlama özelliği. Değişkeni değiştiriyoruz aslında. Değişkenin değerini değiştirme özelliği var. Payda x değişkenini ben bu düğmeye her bastığımda altına takalım. Şimdi onu da anlatacağım. Altına ya da üstüne takmanın önemini. Payda x'e her tıkladığımda paydekliğe her tıkladığımda ne yapayım? Bakın fareyle çalıştıracağız bu değişkeni. Ne yapacak? Biz diyeceğiz ki toplama diyeceğiz. Topla. Ne kadar toplayacak? Neyi toplayacak? Paydanın o anki değerinin payda x'in yani x pozisyonunun o anki değerinin üzerine biz karemizin genişliğini eklememiz lazım. Şurada 40 yazıyor ya. 40 eklersek 40 piksel sağına doğru atmaya başlayacak. Şu anda. Şunu da tabii kopyalamadık bunu. Bunu buraya takmamız lazım ki değişsin. Şimdi ilkini ekleyecek. İlkini ekledikten sonra paydanın x'in de konumunu bir dahaki sefere değerini 40'a çevirecek. Tekrar eklediğimde artık 40'ın üzerine eklemeye başlayacak. Yani 50'den başlayacak. Çünkü 10 burada vardı zaten. 40 da burada. 50'den ondan sonra hep 40'ar 40'ar artacak. Bakalım. Payda ekle dedik. Ekledi. Bir daha ekledim. Bakın yanına ekledi bu sefer. 40 piksel kaydırdı. Bir daha ekledi. Yanına ekliyor. Görüyorsunuz. Ekledi, 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 ekledi. Sahnenin sonuna kadar ekleyecek. Yani sahnenin deneyimde bizim kanvasımız ne kadar genişse o kadar ekleyecek. Bakın bir tanesi yarım kaldı. Evet, buradan sonra eklemedi. Çünkü biz 500 piksel demiştik. Temizle diyelim. Temizlemesi çalışıyor mu? Çalışmıyor tabii ki de. Şu anda bunları da yapmamız gerekecek. Tamam bu böyle kalsın. Bunları kapatayım. Şöyle kapatalım. Açalım şeyi. Buraya açtık. Şimdi burada şu ana kadar her şey doğru gidiyor. Bunun aynısından bir de buton 2'miz vardı. Hazır zaten bizim orada. Buradan seçebiliriz. Bakın çok kolay bir şekilde. Buton 2. Buton 2'yi seçiyorum. Aynısı geldi. Bu da aynı işi yapacak. Ama biz buton için ne demiştik? Pay ekle demiştik değil mi buradan? Pay ekle. Pay dolu kare olacaktı. Onun için pay için de aynı şeyleri yapmamız gerekecek. Pay için de bir değişken belirleyeceğiz. Ve dolu kare çizdireceğiz bu sefer. Blok ekle diyelim. Dolu kare çiz diyelim. Dolu kare çizecek. Bunu tabii buton 1 yapalım. Kopyalayacağız aynen. Şu, olduğu gibi şu döndürdüğüm, salladığım şeyi kopyalıyorum. Çokla diyebilirim. Çokla dedim. Aynısından bir tane daha yaptım. Böyle sağına koyayım, kaydırayım birazcık. Şimdi dolu kare çizdi. Burada boş kare çizdirmiştik ya. Şunu çıkartıyorum buradan. Bunu da çıkartıyorum. Payda x'i buraya takıyorum. Hiçbir şey değişmeyecek. Bakın şu kırkları tabii de aynı yapmam lazım. 40 yapmıştık. Çerçeve için bir piksel boşluk bırakıyorum. 39 yapıyorum bunları. Çerçevenin içinde gözüksün diye. Ve Y pozisyonunda 10 yapayım. Yani çok da şey değil aslında. Yukarıdan başlar, aşağıdan başlar. Yerleri kayar tabii. Tam oturmaz. Diğerini ne yaptıysanız bunun aynısını yapmak durumundayız. Gelelim. Dolu kare çiz. Paydayı yine artır. Ama burada payda x ile pay x birbirle kesişecek. Şöyle yapalım. Bakın. Bir dolu bir boş yapmaya başlayacak. Çünkü hepsi payda x'in konumuna göre değişiyor. Payda ekledim. Bakın iki tane ekleyeyim. Çünkü niye iki tane ekliyor? Bunu da buton 1 olarak belirledik de ondan. Buton 2 yapacaktık bunu. Pardon. Hemen çalıştırayım. Ya yine tabii bir dolu bir boş yapacak ama. Şöyle bakın. Bunu ekle dedim. Basıyorum. Devam ediyor. Ben istiyorum ki bunları devam etmesin. İçine yerleştirsin. İçine yerleştirsin istiyorum aslında. Şöyle. Şekilde. İçine yerleştirmesini istiyorum. Şuradaki dört tane mesela şunun içinde olması gerekiyor kesirlere göre. Bu şekilde olmaz. Şimdi onu da ayarlayacağız. Şimdi ne demiştik? Payda x'in pozisyona göre yerleştiriyor bu. Payda x'in o anki değeri. Payda x burada mesela 40, 50, 90, 130, 170'te olduğu için 170'ten itibaren payları yerleştirmeye başlıyor. Biz öyle istemiyoruz tabii ki. Hemen yeni bir değişken tanımlıyoruz. Tanımlamak çok kolay bundan sonra. Zaten ilkini yapmıştık.
Kopyalıyorum bakın. Sadece sağ tıkla çokla. Aynısından bir tane daha yaptım. Pay da değil de pay diyorum artık buna. Pay dedim. 10 pikselden başlasın. Başlangıç değeri yine aynı olsun. Burada da payda x demiştik ya. Bunu da paya çeviriyorum. Ama bunda payı x yapalım bari de. Birazdan başka bir pay bulup şey yapacak olursak. Bunda pay x olarak yaptık, değiştirdik. Y pozisyonu şu an için bizim için lazım değil. Y pozisyonu da gösteririm birazdan. Yani şu an Y pozisyonu kaydırırsak merdiven gibi aşağı iner. Onu da başka bir derste anlatayım. Şu an her şey iyi gibi gözüküyor. Evet, pay x'e göre değişecek. Evet, bakalım iç içe yerleştirebileceğiz mi? Bunu payda olarak ekledim. 3 tane, 4 tane ekledim. Eklediyorum. Bakın artık içine ekliyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle diyelim. Paya fazla basarsa dışına çıkmış oluyor. Bunu da ayarlayabiliriz. Şimdi temizlememize gelelim. Hatta şu şeyleri, renklerini değiştirelim ki çerçeve olduğu belli olsun. Ama o özelliği de görmüşüm. Şimdi dolu kare çizdirmiştik ya. Şuradan sağ tıklayalım, yine kanvasımızın üzerinde blok arayacağız. Dolgu stiline gelelim. Dolgu stilimizi, buna böyle açık bir renk ekleyebiliriz. Siyah çerçevenin içinde güzel, yani görünsün en azından diye farklı bir renk ekleyebiliriz. Hemen renk nereden bulacağız? Renkleri biliyorsunuz şuradan panellerden zaman çizelgesini açayım tekrardan. Bakın şuraya sağ, buraya normal tıkladığınızda, normal farenin sol tuşuyla tıkladık. Şurada arka plan rengi falan geliyordu zaten. Arka plan rengimizi de şöyle değiştirelim, böyle bakayım. Şuradan web renklerinden. Şöyle hafiften açık bir mavi yapalım. Arka plan rengimiz. Şey olarak da bunu bir kaydedelim önce. Tekrardan basalım. Alacağımız renk olarak da buradan ne olsun? Bir pembe bir renk olsun. Şunu sadece ne yapıyorum? Bunu değiştirmiyorum. Arka plan rengini bu sefer değiştirmeyeceğim. Sadece şuradaki kodu kopyalamak için bunu yaptım. Ctrl C ile kopyaladım şu anda. Tamam dedim. Şunun içine Ctrl V ile yapıştırdım. Burada önce takalım. Önüne takalım çünkü önce rengi değiştirsin. Sonra da şey yapmasın. Bunu öncesine sorsam şimdi bir hemen deneyelim şimdi de. Göstereyim onu da. Bakın arka plan rengimiz geldi. Tabi şeyde tamam dediğimiz için olmadı. Tamam demeyeceğiz dedik. Yine tamam dedik ona. Hemen onu iptal edelim. Şuradan arka plan rengimizi mavi yapalım. Şimdi tamam diyelim buna. Tekrar çalıştıralım. Bak böyle güzel bir renk geldi. Pay da ekle diyorum. Boş kutuları ekledi. Pay ekle diyorum. Bakın pembe eklemeye başladı. İçine aldı. Bu şekilde görüyorsunuz. Yani bir piksel çok ince bir kenarlık olduğu için zayıf görünüyor. Bunu değiştirebiliriz. Çizgi stilini, çizgi kalınlığını ayarlayabiliriz. Ama şu an öğrenme aşamasında bu bizim için yeterli. Şöyle ekleyelim. Evet. Buraya kadar her şey çok güzel. Bir de temizliği de hallettik mi şu an çizim olayımız bitmiş olacak. Evet. Ne diyoruz? Şuradan kanvasımıza geldik. Sağ tıkladık. Yine bir blok ekliyoruz. Alanı temizle. Buna geldik. Alanı temizle dedik. Neye göre temizleyeyim diyecek o bize. Biz de düğmeye basacağız. Temizleye sağ tıkla bloklardan. Fare olayını ekle. Buton 3'e tıkladığım zaman alanı temizle. Benim belirttiğim alanı. Böyle temizlemez. Ne yapacağız? Kanvası seçmemiz lazım. Ne yaptık burada? Ortam belirledik ya. Ortam almıştık şurada. Kanvas 1 dememiz lazım. Çünkü burada ne yapacağını bilemez. Hemen şuradan şu arattıralım. Hatta şuradan da göstereyim. Buraya da kanvas yazarsanız kanvas Türkçe de yazsanız, İngilizce de yazsanız çıkıyor. Ortam ekledik. Böyle sol taraftan da alabilirim blokların içerisinde. Aldım. Taktım buraya. Bunu da buraya taktım. Kanvas 1'i seçiyorum. Alanı temizle. Hangi alanı temizleyeyim? X pozisyonu ve nereden başlayayım temizliği? X'in 0'ından, Y'nin 0'ından başla dedik. Ne kadar temizleyeyim? Bakın, kanvasımızın özelliği, bakalım bu butonun için özelliğiymiş. Şuradan bakalım. Unuttuysak, şuna sağ tıkla, normal tıkladım. Özellikleri açıldı kanvas 1'in. 500'e 100 yapmıştık ya. Diyelim ki buraya
Tamamını temizlesin. İçinde ne varsa temizle diyelim. 500 genişlikte ve 100 yükseklikte ne varsa temizle. Uğraşmayalım. Temizleyecek. Düğmeye bastığımızda temizleyecek. Ama pay da ekleyelim. Pay ekleyelim. Şöyle bir şeyler yapalım. Düğmelere basalım. Böyle yaptık. Temizleye basıyorum. Bastım. Temizledi. Şimdi tekrar pay da ekle dediğimde bakın nereden eklemeye başladı. Çünkü x'in y'nin pozisyonu değişmedi. Paydanın pozisyonu değişmedi. Pozisyonu da sıfırlamam gerekiyordu aslında. Yani şu düğmeye bastığımda pozisyonu sıfırla demem lazımdı. Payın pozisyonunu sıfırla demem lazımdı. Bunları ayarlamam gerekiyordu önceden. Hemen onu da yapalım. Ne diyeceğiz? Değişken. Biz değişken değiştirmemiz yeterliydi ya. Bakın çok büyük kolaylık sağladı değişken bize. Değişken ayarla diyelim. Değişken ayarla. Burada hepsini yapalım. Pay x'i değiştir. Ne yapsın? Başlangıç değeri 10'du sanırım. Pay x'i 10 yap. Bunu kopyalıyorum. Pay x. Bakın aynısını getirdim. Bu alttan sadece değişkeni değiştiriyorum. Pay x'i de 10 yap. Ne yapıldığını düğmeye tıklandığında önce bunları sıfırla sonra temizlersin dedik. Şu x'i yerine sıfırını aldık buradan tabii. Onu da yapıştıralım. Şaşırtmayalım bilgisayarı. Evet. Şu an her şey normale döndüğü gibi gözüküyor. Bakalım. Ekstra özellik eklemek istersek tabii değişecek olay. Ekledik. Pay ekledik. Ve temizledik. Tekrar ekle dediğim zaman bakın başa döndü. Çok güzel. Bu bütün şeyde başa dönme işlemlerinde son eklediğiniz düğmeye şeyleri sildirirseniz değişkeni sıfırlatırsanız aynı sonucu alırsınız. Mesela buraya toplama işlemi yaptınız. Bir şeyler çıktı sonuç. Temizle dediğinizde değişkene bağladıysanız sıfırlatırsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Tabii toplamada değil de mesela sayaç eklediniz. Çocuk yanlış yaparsa bu düğmeye bastığında yanlışsa puanı sıfırlansın dediğinizde buna bastığınız sıfır. İşte değişkeni sıfıra eşit edersek sıkıntı yaşamayız. Şimdi bu da tamam. Ne dedik biz biraz önce? Şu sahnemize dönelim artık. Sahnemize dedik ki şurada bir başlık olacak. Başlığı yazarsınız. Sorun olmaz. Bir metin ekleyeceksiniz oraya. Biz bir kesir çizgisi ekleyelim. Şurada dikdörtgenle ben çok uğraşmadan çubuk falan eklemeye çalışmıyorum. Şunu daraltıyorum biraz. Şöyle. Bir kesir çizgisi ekleyelim. Burada da yandaki kesirin ne olduğunu yazsın. Biz tıkladığımızda şekle göre yazsın. Bunu mantık olarak düşünün biraz şu an. Ben yapasaya kadar düşünün. Ben de bu arada metin kutuları falan ekleyeyim. Üste altta birer metin kutusu ekleyeceğim. İlk eklerken biliyorsunuz metin kutusu şey yapıyor. Buraya hiçbir şey yazmayacağım. Bunu kopyalıyorum. Bu neymiş? Text 1. Ctrl C ve yapıştırdım. Bu text 2. Bunlara isim vereyim ben bunlara da. Sonra kapımız karışmasın. Bunların hatta genişlik yükseklerini de eşit yapalım. Boyut 152 diyor. Biz bunu 50-50 yapalım. 50 noktalı virgül 50. Bunu da 50-50 yapalım. Noktalı virgül 50 dedik. Bunlar şöyle biraz yaklaştırayım size görün. İki tane metin kutumuz var. Bunların isimlerini değiştireceğim. Normal tıkladım. Text 1 yazan yere pay yazıyorum. Pay text falan yazalım da pay yazı diyelim ya da Türkçe kullanalım. Yazı olarak. Şuna da pay da diyelim ad olarak. Adını değiştiriyorum ki baktığımda direkt göreyim. Pay da yazı olarak. Yaptım. İkinci kelimenin ilk harfini büyük yaptım. Şimdi hatırlarsanız stil dosyası ekliyorduk. Şunları güzel gösteriyorduk falan. Onları yapmakta fayda var. Çünkü çok zayıf görünüyor. Koca bir şey şekil çizmişsiniz. Burada küçücük harfler falan. Güzel olmuyor. Onun için şuradan stilin üzerine sağ tıklayıp hemen ekle diyorum. Yeni dosya. CSS dosyası.
Buna da metinler diyelim. Dosya ismimize. Ekle diyelim. Dosya ismi hiç önemli değil. Açıyorum. Ben daha önce söylemiştim. Dreamweaver programında açıyor benim bilgisayarımda. Yani not defteriyle de açabilirsiniz. Hepsiyle de açabilirsiniz. Ama tabii bazı kodları biliyor olmanız gerekiyor. Ya da internetten bakacaksınız. Ya da benim videomdan buradan bakıp görebilirsiniz. Ben videonun alt açıklamalar kısmına buradaki biçimlendirmeyi de size gönderebilirim. Nokta dedik. Sınıf oluştururken bir sınıf belirleyeceğiz. Metin diyelim. Nokta kutu diyelim. Kutular. Kutular diye bir sınıfımız olacak. Köşeli parantezimi açtım. Arka planında da şöyle background color'ını şöyle bunu da yeşil yapalım. Noktalı virgül. Enter'a bastım. Normal color yazıyorum. Metin rengimi değiştirmek için. 2 nokta üst üste koyduktan sonra metin rengim ne olsun? Koy bir lacivert olsun. Noktalı virgül. Font size. Font tire. Size dediğimizde boyut, metnimizin boyutu 36 olsun. Biraz büyük büyük koca koca olsun. Noktalı virgül dedik. Şu hizalamalar falan bunlara da gerek şu an çok detaylı bir yazı yazmadığımız için gerek de yok. Kapattım köşeli parantezimi. Kaydettim bunu ve V-Fabrika'ya gelip şunu seçtim. Bu metni seçtim. Pay metnini ve payda metnini seçtim ikisini birden kontrol tuşuyla. Sınıflarını değiştiriyorum. Nerede sınıf? Sağ taraftan sınıfı buluyorum. Evet, sınıf adı. Ne demiştik orada? Kutular demiştik. Kutular dedik bunların sınıfına. Buraya bir yazı geldiğinde artık yazılarım büyük büyük görünecek. Bu şimdi ona göre küçülteyim daha. Bu çok da büyük olmasın. Tamam. Şimdi gelelim bunlarla ne yapacağımıza. Bunların özelliği değil. Bu bir şeye tıklandığında buranın yazısı değişecek. Onun için sağ tıklıyorum. Özellik ekle. Özelliğini ayarla. Yani bunun metin özelliğini değiştir. Ne zaman değiştireyim? Payın yazısını ne zaman değiştireyim? Paya tıkladığımda değiştireceğiz. Buraya geleceğiz. Şöyle. Payın yazısını ben pay düğmesine tıkladığımda değiştir. Şunu kalmasın altına takalım. Ne diyeceğiz? Metin özelliğini değiştir. Ama sabit bir değer olmayacağı için sürekli değiştiği için buna değişken atamamız gerekiyor. Yani burada yapmıştık ya pay x falan demiştik. Şundan bir tane alalım. Ctrl C, Ctrl V. Normal değişken tanımladım yine. Sadece buna pay diyorum. Büyük harflerle pay yazayım buna. Ayrıcalığı olsun. Pay dedim. Başlangıç değeri 0 olarak gireceğim. Düğmeye tıklandığımda buton 2'ye tıklandığımda bunun metin değerini değiştir diyeceğim. Değiştir demeyeceğim pardon. Metin değerini orada göster diyeceğim. Şunu o zaman şuradan bir tane blok alalım. Şöyle takalım. Pay'ı bulayım buradan. Bakın pay da geldi. Ben buraya pay diye eklediğim için buraya geliyor hemen. Pay'ı göster dedim. Tamam göstersin. Bakalım ne gösterecek. Orada sıfır göstereceğini tahminle şöyle bakalım. Şöyle payda. Pay'a ekledim. Bakın sıfır. Sürekli sıfır. Değişmiyor. Çünkü biz herhangi bir komut vermedik. Niye? Biz bu düğmeye bastığımız zaman payın artması lazım. Bunu da bizim buraya bildirmemiz gerekiyor. Ki değişsin. Hemen şu değişkeni pay değişkenini değiştirmemiz lazım. Toplama yaptıracağız. Yani sürekli bir ekleyeceğiz. Değişken ayarla. Sol taraftan değişken ayarlaya getirdim. Pay değişkenini değiştir. Düğmeye bastığım zaman hatta ilk önce onu değiştir ki sıkıntı yaşamayalım. Hatta şunu hemen yapayım onu göstereyim size. Buradan pay değişkenini topla diyelim. Topla. Neyle toplayayım? Payın o anki değeriyle şuradaki Ctrl C V dedik yapıştırdık. Payın o anki değeriyle 1'i topla. 1 ekle yani üzerine. 1 artır da var aslında komutlar arasında gerekir. Ondan sonra paya 1 ekleyecek. Önce düğmeye basıldığında ve orada göstermeye başlayacak. Sadece bunu pay için yaptık. Birazdan çıkaracağım. Diğerine kopyalayacağım. Payda için de yapacağım.
Sürekli deniyorum çünkü yanlışlık yaparsam geri dönmem çok zor olmasın diye. Pay'da da bir şey yok. Zaten bir komut eklemedik. Pay ekle. Bakın 1, 2, 3, 4. Kaç tane varsa burada yazıyor. 5. Bunu da ortalatabilirmişiz. Evet. Buraya kadar her şey güzel. Temizledik. Pay'da ekle. Pay ekle. Bakın orada yazıyor. Ama bakın 9, 11 diye gidiyor. Ne yapacaktık o zaman? Temizle bir şey eklememiz gerekiyor. Onu yaparız. O kolay. Temizle düğmesine bastığımızda bunları da diyeceğiz ki sıfırla. Payı sıfırla. Pay'da sıfırla. Hemen gelelim şunu. Bakın böyle toptan çıkartıp şunu eski yerine takıyorum. Şu altta kalan üste çıkıyor zaten artık. Eskiden çıkmıyordu. Düzeltmişler o hatayı. Pay değil de bunu yeni bir değişken tanımlamam gerekiyor. Şurada payda diyelim buna da. Kopyaladım üstteki değişkeni, yeni değişkeni. Pay 1 değil, payda yapalım bunu. Büyük harflerle payda yazdım karışmasın diye. Şurada payda. Paydaya bir ekle. Ve evet. Yanlış şeyi takmayalım. Pay bunu kopyalayacaktık değil mi? Evet, bunu da kopyalayacaktık. Bunu pay yapacaktık. Şunu da paydaya takacaktık. Ve pay yazı değil. Diğerini ne yapacağız? Paydayı şöyle getirelim. Payda da değişsin istiyoruz da payda yazıyı seçtik. Bunu da paydaya çeviriyoruz. Payda yazı da paydanın değerini alacak. Çalıştırdık. Başlattım. Payda ekle. 1, 3, 4, 5, 6. 1 bölü 6, 2 bölü 4, 5, 6 bölü 6. Bakın çok güzel. Şu an her şey yolunda gidiyor. Sadece ne yolunda gitmiyor? Temizliğe bastığımda burası temizlenmiyor. Ve payda eklediğimde üstüne devam etmeye başlıyor. Bu da çok kolay çözülebilecek bir şey. Tahmin edebilirsiniz. Biraz önce demiştik. Hani sıfırlama olayları yapıyorduk ya. Burası temizleme. Her şeyi temizleyecek burası. Şimdi ne diyeceğiz? Pay paydayı yaptık. Çok kolay bakın. Hiç zorlanmadan şu ikisini alıyorum. Ctrl C ve bir tane daha değişken değiştireceğim. Bunları da pay sıfır diyeceğim. Payı sıfırla. Paydayı da sıfırla. Bu kadar basit. Bir de neyi sıfırlasın? Bir de şeyi temiz. Şu pay yazı falan payda yazı var ya onları da temizlesin. 11-10 kalmasın orada. Bunu sadece aldım değiştirmek için. Şöyle takıyorum. Metin değeri tabii ki değişken değil artık. Boş bir metin kutusu ekleyeceğim buraya. Sol taraftan metin diyorum. Metin değeri ekledim sol taraftan. Boş bir metin değeri yap bunu. Hatta payı sadece pay değil. Paydayı da sıfırla. Şöyle şöyle. Bunu takalım. Bunu da payda yazı yapalım. Her şey tertemiz olacak ve 10 numara çalışacak. Bakalım. Bastık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Temizle sıfırladı. Bakın A8'den devam ediyor. Neden? Çünkü muhtemelen şey değişkenin adını değiştirmemişizdir. Payda x almışız burada. Bak payda yazacağımız da payda x almışız. Evet değişkenin ismini de yanlış değiştirmişiz burada. Evet. Hemen bakın hatayı da tahmin edebiliyoruz önceden. Bunlar çok önemli. Hatayı önceden tahmin edebilmek. Şöyle. Temizle sıfırlandı x'de bakın. Şöyle. Hiç şey yapmıyor. Temizlediğimde tertemiz oluyor. Ve şu an her şey dosdoğru çalışıyor. Şu stil dosyamızdan da şunu hizalamamızda ortaya alabiliriz. Text Align kısmından Center dediğimizde onları da bak, stil dosyasından yönetiyorum biçimlendirmeleri. Çok işinize yarar bu. Bunu mutlaka değerlendirin. Kaydettikten sonra çalıştırınca bakın tam ortaladı. Evet. Şu an bir sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi. Ne yapalım? Bir de madem bir şey yaptık. Video çok uzayacak ama olsun. Yani toptan bir etkinliği bitirelim. Temizledik. Buraya kadar güzel. Ne demiştik? Çocuklara bunların okunuşlarını gösterelim istiyoruz. Evet. Bu biraz detaylı.
buraya kadar yaptıysanız buradan sonrası biraz daha detaya girecek. Bir metin kutusu ekleyelim. İki tane metin kutusu ekleyelim. İki kelime halinde yazdıralım şunu. Şuradaki değeri iki kelime halinde yazdıralım. Pay bölü payda. Mesela 3 bölü 5 gibi. Ama onun için tek tek bir şeyleri ayarlamamız gerekiyor. Metin ekliyorum. Hatta metin eklemiyorum. Şunu kopyalıyorum. Sınıfa da kopyalansın diye. Bütün özelliklerini alacak. Şöyle. Şuradan başlasın. Biraz yazı yazacağım için biraz uzun olsun. Bunu da kopyalayayım. Şöyle altta bir yerlerde yapalım bu işlemleri aslında. Daha açılış biraz küçülteyim. Çok büyük. Şurada çalışayım. Şu altta çalışayım. Şunun altına yazdıralım. Böyle olsun. Şu ortada bölü yazsın. Şurada da kaç olduğunu yaz. Paydayı yaz. Şu bölü şu. Evet, şuna doğrudan yazabiliriz. Hatta basınca yazdıralım. Onda gerek yok. Şimdi isimlerine bakalım. Text 1, text 2, text 3 sıralı. Tamam. Değiştirmek için yapıyorum bu işlemi. Sağ tıkladım. Bunun yazısını değiştireceğiz ya. Özellik ayarla. Boş bir yere gelelim. Bomboş bir yere gelelim. Çünkü biz tamamen ayrı bir çalışma yapıyoruz şu anda. Buradan metnini değiştireceğiz. Metnini ne yapacağız? Bir değişkene bağlayacağız artık. Sürekli değişecek çünkü. O zaman yeni değişken oluşturalım. Değişkenimiz ne olsun? Evet, şurada genel değişken. Bu oku pay diyelim. Oku pay dedik. Ve metin alalım buradan bir tane. Yani pardon, buna normal şey diyebiliriz. Boş metin ekleyebiliriz, evet. Yanlış yazıyorum. Metin değeri. Boş bir tane ekleyelim buna. Şunu da kopyala yapıştır. Buna da oku payda diyelim. Bu da boş metin olsun. Şu anda boş gözüksün. Boş metin olsun ikisi de. Ve şuraya geldiğimizde bunlar değişecek. Ama şu metin 1'e hemen gelelim. Değişken. Bu büyük harfli olayını iyi yapmamışlar. Büyük harfli yazınca illa değişken oku diyelim. Değişken okutalım. Hangi değişken okusun? Bizim oku payı okusun. Ne zaman okusun? Düğmeye basıldığında, pay düğmesine basıldığında okusun, ama şu an denemek amaçlı. Şuraya da yazalım. Pay diyelim. Pay yazsın şöyle kocaman. Bunu da biraz küçülteyim şunu. Ama paya bastığımızda pay değil mi? Yanlış yerim. Paya bastığımızda fark etmez gerçi de. Buton 2'ye bastığımızda gösterecek. Ona da pay yazdı. Tamam. Bunda sıkıntı yok. Temizlediğimizde bunu da temizleteceğiz tabii ki. Temizliği artık bunu da eklememiz gerekecek birazdan. Ama payını nasıl değiştireceğiz sürekli? Bu birken ne olsun, ikiyken ne olsun, bunları belirtmemiz gerekecek. Zaten değişken olayları da orada giriyor. İsterseniz video çok aşırı uzamaması için bunu bir sonraki dersimde anlatayım. Siz de yorumlara bununla ilgili düşüncelerinizi, tahminlerinizi yazın. Çünkü onu da yazarsam en az bir 15 dakikamızı alacak. Switch case kullanacağım çünkü. Yani değişken durum özelliği kullanacağım. Bunu da anlamanız için farklı bir videoda anlatmakta aslında fayda var. Bu video bu kadar olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sıkıntı yaşadığınız durumlarda tabii ki yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.